Merhaba arkadaşlar İmle Satranç kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine en son çok ilgi gösterdiğiniz, çok da keyif aldığımız bir video çekmiştik. Anahtarı oynuyoruz serisinde. Yine bugün 5 artı 0 bir maç oynayacağız. ve Maç oynarken elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya devam edeceğim. Sizler yine bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız 4 like atmanız yeterlidir. Geçen videoyu da izlemeyenler aşağıya bırakacağım linkten izleyebilirler. Hemen bir rakibimizi bekliyoruz. Ver hoca artık bize bir ekip. Hemen bir başlayalım hızlı bir şekilde. Evet. Rakibimiz Cada bu 7 maça E4 ile başladı. Hadi bugün de E4'e E5 oynayalım. Ve Petrov oynayalım. At F3 geldi rakibimizden. E5 piyonumuza bir baskı var. Atımız f 6ya çıkalım ve at E5'ten sonra at c 6da ilginç bir tuzak deneyeceğim eğer rakip piyonumu yerse. Bu seri çünkü tutuyor bir şekilde. Umarım bu maçta da ortaya karışık bir şeyler çıkar ve keyifli bir video olur. At C6'dan sonra DC6 kırıyorum ve rakibim burada D3 oynamayı tercih etti. Bu konudaki en kuvvetli hamle çünkü rakibim bu hamleyi yapmazsa basitçe fil 5ten sonra alt gelecektim. Ee, şimdi fil 5ten sonra file 3 gelirse pozisyon gayet beyazlara üstünlük verebilecek seviyede. Bakalım rakibim şahane tercih edecek burada. Benim isteğim şu an atımı g gelip f 2ye bir baskı yapmak. Bir 2 yaparsa da h 5ten sonra at 4 tarzı hamlelerle rakibi adeta paramparç etmeye çalışacağım. Burada Vezir E2 oynadı. Bu hamleyi şu ana kadar ilk defa gördüm. Bana ilk defa oynandı. Burada ne oynayabiliriz? Aday hamlelere bakalım. Hmm. 4 güzel gözüküyor. F3'ten sonra belki bir Ataş 5 tarzı ilginç hamlelerle ortalığı karıştırabiliriz. E, At g 4 gelip F2'ye baskı yapabiliriz ama file 3'ten sonra e, vurup vurup Vezir G5 belki aktifliğimizi bize arttırabilir. Bilge 4 F3 Ataş 5 çok eğlenceli olur gibi duruyor ama Vezir'e 1 mi var? Şimdi şöyle göstereyim size düşündüğüm şey. f 4 gelsem, F3'e ataş 5 gelsem ama en kötü G3 var ya. O zaman burada at 4 gelip F2'ye baskı yapalım. Biraz fazla düşündük. Daha 6. hamleden 54 saniye kaybettik ama sıkıntı yok. bu fili 3'ten sonra ben bu fili filede de alıp vezir G5 de gelebilirim. Şah T2 kendim olacak çünkü hamleden sonra. at E3 kırıp da vezir G5 gelebilirim. Bu da gayet iyi. Bence at da kıralım. Çift fil de bizde kalsın. Sonra vezir G5 gelip E3'e bir baskı yapalım. Şimdi 4 gibi bir yaparsa fil D6 çekeceğim. E5 sürünce file 7 çekeceğim. Sonra f6 ile bir parçalayacağım merkezi. Tertemiz pozisyon. Rakibimden şah 2 geldi. Bu hamleden sonra hemen bir tempo ile filmi geliştirip yörde gelip rakibin vezirini isteyeyim. Vezir e1 çekti burada. Şimdi bir F5 yapalım. Komple bir de merkezi parçalayalım. F5 kırarsa fil de falan almayacağım. Bir de üzerine uzun ok atacağım. Aktifliği sonuna kadar kullanmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Hemen bir uzun okuma attım söz verdiğim gibi. koruna yine heyecanlandım. Sanki yine bu maçta da ortaya karışık fena fikirler gelecekmiş gibi duruyor. At C3'den sonra E3'e baskımızı arttırıp hemen bir kaleye 8 girelim. E3'e bir saldırımızı arttıralım. Umarım atı örtgede rakibim kayıdırdı. Bir vururum var ya paramparça pozisyon. E3'e baskımızı arttırmaya devam ediyoruz. Şah C1 gelirse de kazanıyorum. Kale E3 kıracağım. Devamında kaleye bir koyup kazanacağım. Ee, şu an bence konum yine bize kazanç olduğu Daha 12. hamleden. At D1 belki tek hamle olabilir. Ee, oradan sonra onu vurursa da artık kaleye 3 vuracağım. At E3'e de kaleye 8 geri geleceğim. Biraz bir ortalı karıştıracağım derken Erikten bu geldi. Vur abi kale 3. Ateşten sonra da gel bir tane kale 8 ve rakibi olan baskını çift fil arttırmaya devam ettir ...denizliyorum kendi kendime. Hemen geldim kale 8e Şimdi fikrim kale E3 kırıp devamında kaleyi bir yere açıp maçı kazanmak. Ya da belki file 3 vurur şah C3'ten sonra vezir F6 gelir. Şah c sonra vezir de 4 koyar. Şah B3'ten sonra file F5, file F6 fikirlerini düşünebilirim. Ama her türlü pozisyonun bana iyi olduğuna eminim. Rakipten C3 geldi. Bu tarz durumlarda fille mi kaleyle mi diye sorarsanız bence kaleyle kırıp her zaman bu açarak tehdit elimizde bulundurmak bizim için çok büyük bir avantajdı. Çünkü kalemiz herhangi bir açtığımız zaman devamlı rakip direkt vezir kaybedecek. Bakalım rakip ne tercih edecek. Vezir C1 oynarsa süper bir maç bitirişi olacak bizim için. Çünkü kale 2 şah, kale B2, şah E1'e de file F2 ama şah c gelince maçın tüm esprisi kaçtı. Çünkü kale E1 kırıyorum ve devamında bir tane vezir F5 kırıyorum. Ve vezir F2 inerek maçı kazanmaya çalışacağım. Bence rakip bunu terk edebilir ama önceki video arası söylemiştim, maçı kazanmadan hemen kazandık diye sevinmeyin çünkü her an ne olacağı belli olmaz. Rakipten file 2 geldi. Şimdi burada vezir, E2, e, vezir f2 oynayıp kalefe 1'den sonra vezir g2 kırarsam bence kazanç için yeterlidir diye düşünüyorum. Geldim vezir f2, ver bana file 2 diyorum. Kalefe 1 geldi, vezir g2 alıyorum. Kale g1 gelemez, file g1 boşta. Şu an siyahlarla file 2 alınıyor. Ve rakipten şu an terk geldi. Gayet tatlı bir maç oldu. Hemen, hız kesmeden bir tane daha maç yapalım. Bana demiştiniz ki Deniz bir maç kesmiyor, iki maç yap. Ben de sizi kırmıyorum. Bir tane daha maça basıyorum. Evet, yeni rakip Argo Willis. Nereli olduğu belli değil ama 8000 kadar maçı var. Bir daha aynı varyant deneyelim. Bir daha aynı varyant deneyelim. Bir daha at f6 oynayalım. At'ı 5 kırsın, bir daha at c6. Geldi, geldi. Burada benim garip bir varyantım var. Siyahlara tercih ettiğim. Onu oynayabilirim aslında burada. D5 tarzı garip gamle biliyorum. Bu biraz maçı keyifler getirebilir. ...bizim açımızdan. Sonra E4 sürebiliriz burada da bir tane. Bakalım şimdi ne olacak? Buna <laughs> Türk Gambit'i mi diyorlardı? Öyle bir şey sanırım. E4'ümüzü sürelim. Ve rakibin atına bir baskımızı yapalım. At 4 gelindi. Burada fil C5'e çıkayım. Rakibin atına bir baskı yapayım. Ve at B3 gibi bir hamleden sonra... ...fil 2 şah at 4 değil de fil B6 çekip at 4 gelmeyi kollayalım. Bence burada pozisyon çok iyi. Evet, ezan da okunuyor. Çok güzel zaman denk geldi. 1 ve 5 hemen bir C6 oynuyorum. Kötü zamanlama. Ama ne yapacağım bilmiyorum şu an. D C6 zaten B C6 kırıyorum. Rakibin filine baskı yapıyorum. File iki döndü rakibinden. filik geldi. Bir tane de H5 süreyim burada. Tamam ses gelmiyor size. Çok güzel. Ee, buradan sonra ne yapabilirim? At k4 gelsem, at 4ten sonra vezir h4 oynasam, ver 2 desem, h sonra fil f5, hadi ortalık biraz karışsın ya, at k4 gidelim burada, biraz bir rakibin kafasını karıştıralım. Fil ile vursa piyon alacağım. H3 geldi, şimdi burada bir de vezir h4 geleyim, ver 2 diyeyim, bir ortalık bir karışsın. At 4 alırsa da fil f5 geleceğim, ata saldırı yapacağım. Bence bu tam böyle kanala gelecek ikinci güzel bir video olacak gibi duruyor. Geldik vezir araçları da e ve ediyoruz. Burada şöyle bir tema var aklınızda bulunsun. Göstereceğim birazdan maçtan sonra. Flat 5 geliyorum ve 4 4'teki atı diyorum. Atımı e, atımayı korumaya kalkarsa da size o temayı öğretebilirim diye tahmin ediyorum. rakip değer izin verirse tabi. D4 sürdü. Bana bu atı bağışladı. Teşekkür ediyorum ekibime. Bu atını alıyorum. Ve şimdi bu atımı yerse ben de onun piyonla piyonunu yiyip vezirle kalenin aktivitesini kullanıp h2 belçilemat etmeyi düşüneceğim. F3 geldi bu defada. Şimdi hocam buralar kritik. Şimdi rakip ilk taşımdan birden istiyor ama vermeye razıyım. Vezir G3'e bakıyorum şu an. Vezir G3 gelsem. Piyonunu alırsa mat var G2'den. Vezir G3'e bunu alırsa e, yine piyonunu alacağım. Filimi aldıktan sonra fil c geleceğim. Evet. Of çok sardı bu. Vezir G3 oynayalım bakalım. Hayır. E5 var en son. Yapma Deniz. Yok orada bir şey var bence. Sağlam şey var bence o pozisyonda. En son karaj bir koyabilirim belki orada. O tarz temalar çok işe yarıyor çünkü böyle pozisyonlarda. Bakalım göreceğiz. Mat istiyorum şu an. Altın mı şunu piyonla? Ben de alayım bir piyonla. Bunu aldıktan sonra en kötü kalaş 1 deneyeceğim burada. Şah h1'e vezir h4. Sonra şah h1'e g3 oynayıp böyle garip bir manevrayla maçı bitirebilirim. Taktik fikirlerle. Başka bir alıyorum. Al abi fili. Bak güzelim fil var bak sana burada. Bedava. Tertemiz fil var burada. Al şu fili. Al şu fili abi bak. Tertemiz boşta fil var. Hesapların doğru mu sorun? Cevabı çıkıyor. Kara H1, Vezir H4, g 3ten sonra kesemiyor. Al abi boştaki fili. Hadi abi. Çıkar bize videoyu. Vezir E1 geldik. En sevdiğim hamleler bunlar. Çekeyim açıktan aşağıma. Vezir değişmedik yine. Çok şükür. Burada bir tane fil C7 gelsem fil G3 sistem bence gayet iyi olur gibi duruyor. Gel abi bir tane fil C7. İste fil G3'ten. Şimdi Vezir G3, Fil F4, F5 falan ortada çok karıştıracağım gibi duruyor. Bakalım. Hatta Vezir G3, Vezir F4, Şah g 2 G3, Şah G1, Kale H1 mat edebilir derken adam F4 sürdü. G2'yi boşta bıraktı şu an. Acele etmiyoruz böyle durumlarda kesinlikle. Vursak 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 ne olur. Vezir H4'de bir şey olmaz. G3'e Şah 3 çıkıyor. Vezir G2, Şah 3, Kale H3, Şah, D2'den sonra ilave 5 Şah çekemiyorum. Hmm, peki bir G2 alsam, açınca giriş açsam bir daha atlaydı Abi çok güzel şeyler var burada. Biraz düşünelim. Vezir G2 Şa3 Şat D2 Onu istemiyoruz. G3'e şayı 3 çıkıyor. Onu istemiyoruz. Fil G2'ye ile alınca fili geri açıyoruz ama o da sarmaz. f 4 en iyisi gibi duruyor burada. Al bunu. İstem atını. Alınca al geri. Aynen. Şimdi Şah G1 kaçtığında, evet burası kritik. Vezir H6, Vezir H2 istiyorum. Olmaz. Vezir H2 direkt istiyorum. O güzel gibi duruyor. Vezir E3, Vezir F2 kapatıyor. Olmaz. Vezir E2, Şah F2, Vezir G2, Şah 3 çıkıyor. O da sarmaz. Ne yapalım, ne yapalım. Abi çok güzel bir profesyonel oldu şu an. Kale E2 bile bakıyorum ama işe yaramıyor. Vezir E3, Vezir F2. olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Vezir h2 şah f2 vezir g2 şah 3 kale h3 şah d2 çok da saran bir pozisyon değil gibi. Vezir h3 vezir f2 vezir h6 vezir e 1 gelse hani tamam bunu o zaman tek çare burada bu ya çekeceğiz şahımızı. Rakip şah f2 kaçacak. Şimdi burada kale h3 mü gelsek bir tane? Alınca vezir g2 mat. İyi be iyi iyi. Bu iyi galiba. Para çok iyi hamle be. Ver vezir G2 diyorum. Açmazları oynuyoruz şu an. Peki eğer bir şey yapmazsa bu defa da vezir G3 vezir G2 mat edeceğim. Oy oy oy. Bu ara formdayız. Kapatsın bir de kale G1'ini son kez. Ona da vezir F4, fil F3, kale F3, G F3 vezir F3 maç bitirebilirim. Ya da kale G1'e vezir G3, şah F1, fil G2, kale G2, kale, kale F1'i bitirebilirim. Her türlü bitiririm burada. Var ya burada neler yaparım ekibi. Kale gibi bir dakika şimdi. Bitirelim maçı. Vezir G3 şah şah F1. Fil G2 kale G2 kale H1 kale G1 kale g Oy oy şu bitirişin güzeline bakın arkadaşlar. Çok güzel oynadık maçı. Bu iki maçta gördüğüm en kaliteli maçlardan birkaç tanesiydi. Yine efsane seri, yine efsane maçlar arkadaşlar. Eğer bu videodan keyif aldıysanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Deli bir maç oldu. Hemen şeyi de göstermek istiyorum sizlere fikir olarak. <laughs> Atam vezir g yapıyor. Tamam, burayı kapatalım. Size hemen sahnesini göstereyim burada fikrimi. Ee, burada eğer vezir G3'lerden sonra, eğer rakibimiz bunu aldıktan sonra e, almak yerine e, şey yaparsa... Bir dakika, nerede bizim pozisyonumuz ya? Hah, burası. At D6 kaçmış buradaki be. Bir dakika, anlatacağım. D3 falan gelirse arkadaşlar, şöyle planlar var. Alırsa eğer, fil F2, şarj birden sonra vezir G3'den zaman neler var? Ver mat ediyorsunuz. Eğer piyon mat oluyor, H4'ten. Ve e, izin verirse de mat ediyorsunuz. Biraz fikirler vardı. Ben burada maçım kayıpmış bana bu arada. Bu, çift, çift soru bir hamleymiş. At D6'ya rekip açırmış. F5 kırabiliyormuş devamında. Bunu görmemiş ama güzel. Ee, ben solunu çok merak ediyorum. Ee, bir dakika şurayı merak ediyorum aynen. Burada. Fiki çok merak ediyorum. F3'e vezir G3. Matı istemişim alınca almışım. Gelince gelmişim. Gelince çift ünlem hamle. Bakın çok kuvvetli bu hamle. Tek konumu devam ettiren hamle. F4'e hemen kale şu geldiğiniz diyor. Ne gerek var F4'e demişler. Bravo. Bunu kaçırdım. Kusura bakma makine abi. Vurduk vurduk e, Şah Vezir Eşik'i ve Şah sonra Kaleye Şüde bulmuşuz ve devamında çok güzel şekilde kazanmışız. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bu defa iki tane video çekmek istedim. bence güzel oldu hepimiz adına. Keyifli bir video serisi olmuş oldu. tekrardan kanalımıza da abone olmayı diyorum arkadaşlar. Bir de bu saat tekrar bakan arkadaşlarımız için de aşağıya bir tane turnuva linki koyacağım. Yarın saat 7'de 1500 TL ödülü bir tane turnuva düzenliyoruz. oraya da kaydolmayı unutmuyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve satrançta kalın.